Allahu Ekber, Bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala Resulillah. Malumunuz olduğu üzere 11 Eylül 2001 Amerika'daki Dünya Ticaret Merkezi denilen İkiz Kulelere yapılan uçaklı saldırıların ardından Amerika bunu bahane ederek o dönemdeki El-Kaide'nin lideri Usame Bin Laden'e destek sağladığı gerekçesiyle Taliban'ı ve dolayısıyla Afganistan'ı işgale başlamıştı. Ve o dönemden bu yana, yani 2001 yılındaki Amerika işgalinden bu yana Taliban'la Amerika ve Afgan hükümeti ittifakı arasında 20 yıl süren bir savaş gerçekleşti. Ve bugünlerde son birkaç gündür Amerika'nın işgalinin bittiğine ve Taliban'ın başkent Kabil'de dahil olmak üzere Afganistan'ın tamamını kontrol altına aldığına ve 20 yıllık savaşın sonunda Taliban'ın bu savaştan zaferle çıktığına dair haberler, bilgiler uluslararası medyada bizlere sunulmakta. El-Kaide ve Taliban gibi örgütlerin İslam'la olan ilişkilerini, akidelerini, sözde İslami söylemlerinin arka planını Allah'a hamdolsun tevhidi bilen, dinini delilleriyle bilen her muvahhid, her Müslim bilmekte. Ancak son günlerdeki Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmiş olması haberleri ne yazık ki bu örgüt veya bu grup hakkında yeterli bilgi sahibi olmayanları sanki onların İslam'a dair bir zafer kazandıklar veya gerçekten mümin ve Müslim olduklarına dair bazı kesimlerde bir intiba uyandırmış bulunmakta. 1979 yılında o dönemdeki Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalinden sonra Taliban'ı oluşturan ilk çekirdek kadro Amerika'nın desteği ve güdümüyle Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmıştır. Ve takip eden yıllarda 1990'lı yılların başlarında, Allahu alem 1996 yılında Taliban isimli bu örgüt ortaya çıkarak ve o dönemde güç kazanarak Afganistan'ın yönetimini ele almıştı. Ta ki 2000'li yıllara kadar konuşmamızın başında belirttiğimiz 2001 yılındaki Amerika'daki İkiz Kuleler saldırısına ve Amerika'nın da bu saldırının akabinde Afganistan'ı işgaline kadar Taliban'ın Afganistan'daki kontrolü ve yönetimi devam etmişti. Elbette amacımız Taliban'ın tarihçesini irdelemek değil. Taliban'ın Müslim bir cemaat olmadığını, tevhidten, İslam'dan bağımsız bir küfür ve şirk grubu cemaati olduğunu izah etmeye, ifade etmeye çalışacağız. El-Kaide ve Taliban gibi örgütler gerçek anlamda tağutları tekfir etmemiş, içlerinde, akidelerinde birçok küfür barındıran gruplardır. Bilhassa cehaletin mazeret olduğunu savunan bu gruplar aynı zamanda birçok ülkeyi tağuti yönetimiyle ve halklarıyla birlikte Müslüman olarak kabul edip onlara İslam kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz demekte ve bu minvalde onlarla muamele etmektedirler. Elhamdülillah Allah Subhanahu ve Teala bütün sırları ortaya çıkaran, bütün gizlilikleri hakkıyla bilendir. Bakın Taliban'ın sözcüsü Suheil Şahin geçtiğimiz günlerde Türk medyasındaki bir kanala verdiği röportajda Türkiye için aynı şu ifadeleri kullandı. Türkiye bizim İslam kardeşimizdir. Biz Türkiye ile Türk hükümeti ve halkıyla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Bunun dışında yine kendisine yöneltilen bir soruya biz mevcut dünya düzenine uygun bir hükümet ve yönetim kuracağız demişti. Ayrıca yine açık bir şekilde Pakistan, Türkiye gibi ülkelerin İslam devletleri, İslam diyarları olduğunu vurgulayan sözler sarf etmişti. Birkaç sene evvel yakın zamanda Irak ve Suriye'de ortaya çıkan IŞİD'in biz İslam devleti kuracağız ve Allah'ın şeriatıyla, Kur'an ahkamıyla hükmedeceğiz ilanından sonra dünyanın neredeyse bütün ülkeleri onlara karşı birleşmiş ve gece gündüz demeden havadan karadan saldırılarla onları bitirmenin yoluna bakmıştı. Allah Azze ve Celle'den bütün müminlere feraset, basiret vermesini dilemekle birlikte Rabbimiz bizi kafirlerin, küfür ehlinin, onların kuklalarının hilelerinden, desiselerinden ve oyunlarından korumasını niyaz ediyoruz. Taliban'ın gerçek anlamda İslam devleti, şeriat devleti kurmayacağını, kuramayacağını bilen başta Amerika olmak üzere dünya tağutları, tağuti yönetimleri Taliban'ı müsamahayla, hoşgörüyle, nezaket ve anlayışla karşılamaya hazırlandılar.
Düşünün, 20 yıllık işgalden sonra Amerika çok rahat ve sakin bir şekilde askerlerini, tasını, tarağını toplayıp oradan çıkmayı uygun gördü. Bunun dışında NATO ve Birleşmiş Milletler gibi küfür oluşumları Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesine sessiz ve sakin bir yaklaşım gösterdiler. Öte yandan düşünün, Çin ve Rusya gibi tağuti devletler dahi Taliban'ın kuracağı yönetimi tanıyabileceklerini belirtmeleri, Taliban'ın İslam devleti kurmaktan, elinde ve kontrolünde bulunduğu topraklarda İslam hükümlerini uygulamaktan ne kadar uzak olduğunu bize gösteriyor. Tevhidden nasibi olmayan ama bununla birlikte kendini İslam'a ve tevhide intisap eden bazı kesimlerin Taliban'ın Afganistan'ı kontrol etmesiyle sevindiklerini ve orada hicret edilmesi gereken bir yönetimin, bir devletin olduğunu söylemeleri hiçbir Müslümi, hiçbir mümini aldatmasın biiznillah. Elhamdülillah, başta da ifade ettiğimiz üzere hakikaten tevhidi özümsemiş, Allah'ın dinini idrak etmiş her Müslim, Taliban, El-Kaide gibi örgütlerin şirk örgütleri, küfür cemaatleri olduklarını bilir. Bu sebeple Taliban'ın zafer kazanmış olması, zafer kazanmış gibi görünüyor olması veya herhangi bir ülkeyi, herhangi bir beldeyi fethetmiş, kontrol altına almış olması İslam adına herhangi bir başarı, bir kazanım, bir zafer değildir ve biz Müslimleri de sevindirecek, onurlandıracak bir yanı yoktur. وَلَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ